Dünya Göz Vakfı Görmeye Devam Et programını sunar. Görmeye Devam Et programından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün yetişkinlerde ve çocuklarda oluşan katarakt hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Kataraktlı hastalarda yakın ve uzak görmeyi düzeltmek ikisini birden mümkün mü? Katarakt ameliyatı kimlere uygulanabiliyor ve aynı zamanda lazer ameliyatlarından olan femtosaniye konusuna da ayrıca programımızda yer vereceğiz. Sorularımızı Profesör Doktor Sayın Ümit Kamış'a ileteceğiz. Kendisi stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Celal Bey. Katarakt ne hocam? Katarakt halk arasında pus inmesi diye biliniyor. Tanımlayacak olursak maket üzerinde göstereceğim ben izniniz olursa. Göz bebeğimizin hemen arkasında bulunan saydam yapıdaki göz merceğinin saydamlığını kaybedip bulanıklaşmasına verilen isim. Bu yapıda olan göz merceğimizin. Tamam, bu saydam bir mercek. Evet. Bozuk bir mercek de alalım. Bulanıklaştığı zaman bu farklı şekillerde bulanıklaşabiliyor. Tamamında bulanıklık var. Burada kenar bölgelerden başlamış, merkeze henüz ulaşmamış bulanıklık. Yine burada merceğin arka zarı üzerinde bir bulanıklık var. Evet. Farklı şekillerde. Şu hale geliyor yani. Evet. Şu, ya da şu hale. Saydamlığını kaybedip bulanıklaşabiliyor. Bu birdenbire olmuyor. Zaman içinde ilerliyor. Hafif bulanıklaşmayla başlayıp zaman içinde, aylar içinde ya da yıllar içinde mercek tamamını saydamlığını kaybedip zamanla tamamen Peki, bulanık hale gelebiliyor. İki soru. Yani evet. Bu konuda yaşla mı alakası var yoksa bu gençlerde de gözükebiliyor mu? Çocuklarda olabiliyor mu? Genetik mi? Elbette. Yaşlılarda görülen bir hastalık olarak bilinmesine karşın aslında her yaş grubunda görebiliyoruz. Yeni doğan bebekte dahi Öyle görebiliyoruz. Mi? 7'den 77'ye hani Türkçemizde bir tabir evet. var biliyorsunuz. Her yaş grubunda görebildiğimiz bir hastalık. Görmeyi azaltan en sık karşılaştığımız Bebeklerde hastalıklardan. Bebeklerde nasıl anlaşılıyor? Çünkü hani evet. yaşlı insan aman tamam gözüm iyi görmüyor falan. Bulanık görüyorum diye tabii kendini ifade ederekten bize edebilir. Gelebilir ama yeni doğan bir bebek bunu konuşamadığı için bize ifade edemeyecek. Dolayısıyla ailesi tarafından ya da hekim muayenesi sırasında fark edilir. Normalde aileler tarafından bize en sık göz bebeği aralığı beyazlaştı diye getirilir ki en sık bize başvuru sebebi odur. Normalde göz merceğimiz saydamken biz göz bebeği aralığını siyah renkte görürüz. Oysa evet. göz merceği bulanıklaşıp buzlu cam görmeye dönüştüğü zaman göz bebeği aralığında beyazlık fark edilir. Aileler ancak böyle anlayabilir. Böyle anlayabilir, evet. Bir diğer başvuru sebebi, anlama sebebi de gözde kaymaya sebebiyet verebilir, şaşılık oluşturabilir. Ya da istemsiz göz hareketleri oluşturabilir, titreme. Katarakta genetik etki dediğimiz. Var mıdır hocam? Genetik etki var. Yeni doğan döneminde özellikle çocuklarda gördüğümüz katarakların %50'sinde genetik faktör. Kalıtım rol oynuyor. Anne ya da babada doğumsal katarakt varsa çocuklarda da görme ihtimali oldukça yüksek. %50 oranında görebiliyoruz. Peki şimdi gelelim ikinci soruya. Tedavi evet. meselesine. Evet. Tedavi meselesinde herhalde çocukta, gençlikte ve yaşlılıkta farklı tedavi Aynen. yöntemleri evet. var. Nedir katarakt tedavisi? Çocuklarda özellikle yeni doğan ilk 1-2 aylık dönemde eğer katarakt tespit edersek bu kataraktın tedavisi acildir. Erişkinden farklıdır. Erişkinde hiçbir zaman aciliyet söz konusu değildir. Katarakt ameliyatı zamana bırakılabilir. Evet. Ama yeni doğan döneminde şayet katarakt tespit edersek biz hayatın genellikle 1,5-2 ay olduğu zaman takip edip uygun zamanda ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Yani pardon 1,5 yaşında tespit ettiğiniz anda ameliyat mı yapabiliyoruz? 1,5-2 ay olduğu zaman. Aylık, pardon. Efendim. Yeni doğan döneminde diyelim 5 günlük bir bebeği kataraklı olduğunu tespit ettik. Genellikle bir 45 gün ya da 60 gün bekliyoruz evet. ameliyatı gerçekleştirmek maksadıyla çok da gecikmeden. Çünkü göz tembelliği riski artıyor bekledikçe. Mümkünse 2 ay olmadan önce bu ameliyatın yapılması gerekiyor. Hatta şeyi bilirim korsancılık oynadık bizde evet. ailemizde vardı evet. göz tembelliği. Göz tembelliği çok önemli bir görme kaybına sebebiyet verebilen. Göz tembelliğiyle başlıyor değil mi? Aynen şöyle. Diyelim ki bir aylık bir çocuğu siz tespit ettiniz, ameliyatını geciktirdiniz, 4-5 ayken ameliyatını yaptınız. Mükemmel bir ameliyat olsa bile hiçbir zaman iyi bir görmeye kavuşmaz. En geç 2 ay olmadan önce bu çocukların ameliyatların yapılması gerekiyor. Tek tedavisi, ilaç tedavisi yok günümüzde bilindiği üzere cerrahi tedavi olduğu için
ameliyatla ancak tedavi edebilir. Erişkinden farklılığı var. Bu yaş grubunda 2 yaşın altındaki çocuklarda göz merceği implantasyonu uygulaması da yapamıyoruz. Dolayısıyla ameliyat yaptığımız çocuklar kendi göz merceğini aldıktan sonra hipermetrop hale geliyorlar. Bu kırma kusuru 15-20 numaraya kadar ulaşabilen bir hipermetropi oluşabiliyor ve bunu düzeltmek maksadıyla da gözlük ya da kontak lens verebiliyoruz. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Birincisi demek ki doğar doğmaz zaten her 200-250 vakada bir tanesi 250 canlı doğumda bir görülüyor aslında. Bir görülüyor. Azımsanmayacak tabii. Bu da önemli bir rakam. Evet. Doğar doğmaz aile hekimlerinin kontrolü de olduğunu çok, biliyorum. Çok önemli. Dolayısıyla evet. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir hizmeti olduğunu da biliyorum. Evet. Oradan çıkan sonuca göre 2 ay içinde hemen ameliyat edilmesi gerekiyor. Evet, diyorsunuz. Aile hekimleri tarafından bize refer edilebiliyor artık. Bu sistem çok iyi çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın iyi bir hizmeti evet. Bu. Ya da anne babada doğumsal katarakt varsa şayet biz göz doktorları olarak doğum yaptığı zaman anne mutlaka kısa bir zaman içinde ilk bir ay içinde bize muayeneye getirmesini peki, istiyoruz. Şimdi çocuk ameliyat oldu. Evet. Yani herhalde 4 aylık olmadan ameliyat oldu. 45 ile 60 gün süresi olduğunda düşünürsek. Evet. Bu kusur tamamen giderilmiş oluyor mu hocam? Bir ya da iki gözde olabiliyor. Evet. Yaklaşık 3'te 2'sinde iki taraflı olurken 3'te 1'inde tek taraflı olabiliyor. Tek taraflı olduğu zaman çoğunlukla altta yapan bir sebep olmuyor. Daha ziyade gelişimsel diye nitelendiriyoruz. Bir araştırma da yapıyoruz. Tabii bize bu çocuklar getirildiği zaman genetik faktör mü var? Başka hastalıklar, bazı çocuktaki metabolik hastalıklar da buna sebebiyet verebiliyor. O yüzden mutlaka bir pediatri yani çocuk hastalıkları uzmanından eşlik eden bir sistemik hastalığı var mı yok mu mutlaka araştırmasını yapıyoruz. Peki. İkinci soru şu. Bundan sonraki, mesela ameliyattan sonraki süreçte süreç. Lens, ilaç, gözlük bu tür evet. Kullanımlar var mı? Kesinlikle. Ameliyat yapmakla aslında iş bitmiyor. Uzun ve yorucu bir süreç bu. Aileler bilirler. Çokça ameliyat yapmış birisi olaraktan. Yaklaşık 1000'in üzerinde benim şu ana kadar doğumsal kataraklı hastam var. Ve büyüdüler hepsi. Belki şu an lise çağına başlayan çocuklar oldu. Uzun ve zor bir süreç. Ameliyat belki bu işin %10'luk 20'lik kısmı. Ameliyat sonrası bu göz tembelliği riskini minimize etmek için, azaltmak için görsel rehabilitasyonların çok iyi yapılması gerekiyor. Hipermetropi oluştuğunu söylemiştik. Bu 20 numaraya, 25 numaraya ulaşabilen hipermetropi oluşabiliyor. Bu hipermetropiyi düzeltmek için iki taraflıysa eğer katarak ameliyatını iki göze uygulamışsak gözlük verebiliyoruz. Ama bizim yine birinci tercihimiz kontak lens uygulaması bravo. Oluyor. Anneye eğitimleri veriyoruz. Birçok aile bunun biraz temini de güçlükler çekilebiliyor. Maddi zorlukları var, kayıp zorlukları var. Takma, çıkarma, bakım, temizleme gibi zorluklar var ama bir çocuğun görebilmesi için bu zorluklara katlanmak peki. Gerekiyor. Peki. Evet. Çocuklardaki meseleyi anladım, katarak meselesi. Evet. Yaşlılarda şöyle bir cümle kullandınız. Dediniz ki onlar da hani o kadar acil değil. Acil değil, evet. Ne kesinlikle. Demek? Veya nasıl tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Şimdi erişkinlerde en sık gördüğümüz yaş grubu 60 yaş ve üzerinde bravo. Çoğunlukla ama çocukluk dönemiyle gençlik yıllarında da görülebiliyor. Bu yaşlarda travma, göze gelen travmalar, bazı ilaçlar, kortizon grubu ilaçlar, diyabet hastalığı mesela kişide varsa erken yaşlarda tansiyon görebiliyoruz. Tansiyon hatta hipertansiyon diyorlar. Hipertansiyon çok risk faktörü olarak yer almıyor ama steroid dediğimiz ilaçların uzun süre kullanımı, damla ya da ağızdan kullanımında, şeker hastalığı varlığında genç yaşlarda da katarak görülebiliyor. Ama bizim daha sık gördüğümüz yaş grubu 60 yaş ve üzerinde. Yaş ilerledikçe sıklık artıyor. Şöyle ülkemizde sabit bir oran yok ama yurt dışındaki bilimsel çalışmalardan 75 yaş arasında %50'sinde insanların gözükürken 75 yaş üzerinde 75-85 yaş arasında %75'e çıkıyor. 100 yaşa gelindiği zaman ise %100'e yaklaşıyor katarak görme oranı. Mecburen ameliyat evet. Oluyorsunuz. Erişkin bireyler bize tabii çocuk yaş döneminden farklı şikayetlerle geliyor. Başarı oranları ne hocam orada? Evet. Artık günümüzde tüm dünyada yapılan cerrahiler içinde en sık yapılan cerrahi katarak ameliyat. Dolayısıyla bu cerrahide de teknoloji bize inanılmaz yenilikler sundu. Son 20 yıl içinde, 25 yıl içinde 3 farklı yöntem gelişti, değişti. Ben klasik cerrahiyle başladığım sıralarda yeni yeni FAKO yöntemi ülkemizde uygulamaya girmişti. Onun eğitimini alarak başladım. Sonradan mercek teknolojisi çok ilerledi. Son 5-6 yıldır da artık
FAKO yöntemi yerine artık biz femtosaniye yardımlı lazer cihazıyla... Şimdi oraya geleceğim. Gelmeden iki soru. Evet efendim. Yani merceklerle ilgili. Çoklu mercekler var deniyor. Çok odaklı mercekler. Çok odaklı. Ne demek evet. o? Çok odaklı şöyle ki eskiden katarak ameliyatı yaptığımız kişilere tek odaklı mercek yerleştirilirdi. Tek odaklı yerleştirilen merceklerin yakına baktığımız anda uyum kabiliyeti yok. Uzağa çok net gösterseler bile bu mercekler yakını okuyabilmek için nasıl 55-60 yaşındaki bir insan yakın gözlüğüne ihtiyaç duyar? Hangi yaş grubunda bu ameliyatı yaparsak yapalım tek odaklı mercek yerleştirdiğimiz zaman kişi yakını görebilmek maksadıyla mutlaka bir 2,5 numara, 3 numara civarında bir yakın gözlüğüne ihtiyaç duyuyor idi. Ama çok odaklı mercekler sayesinde hem uzağa hem yakına artık gözlüksüz olarak okuma imkanı sunabiliyoruz biz. Şimdi onu soracak. Gözlük kalkıyor mu diyecektim. Hayır kalkmıyor değil mi gözlük? Gözlük kalkabiliyor multifokal. İşte, çok odaklı mercek koyduğumuz zaman. Kullanırsak gözlük kalkıyor değil mi? Onu algılamak istemiştim. Evet. Gelelim tedavi yöntemlerine, daha doğrusu ameliyat yöntemlerine. İşte lazerdendi. FAKO işte, yöntemi. En son geldiğimiz nokta femtosaniye. Femtosaniye lazerli. Şimdi bu lazerler arasında ne farklar var? Ve mesela femtosaniye lazer diğerlerini pabucunu dama mı attı yoksa onlar da kullanılıyor mu? Hali hazırda onlar da kullanılıyor efendim. Bu bir, kaç yöntem var hocam şu anda? Lazer yöntemi. Şöyle ki katarak ameliyatında en eski yöntem dikişli yöntem. Bravo. Buna ekstra kapsüler katarak ameliyatı diyoruz. Kısaltmasını ekke diye kısaltıyoruz. FAKO yöntemi hali hazırda en çok uygulanan yöntem. Üçüncü yöntem bir yenilik olarak da aslında 5-6 yıldır yapılıyor tüm dünyada. Ülkemizde de eş zamanlı olarak başladı bu tedavi. Femtosaniye lazer yardımlı katarak cerrahisi diye biz bunu femtosaniye isimlendiriyoruz. Ne demek? Femtosaniye bir teknolojinin ismi. Lazer farklı çeşitli lazerler var. Mesela gözlükten kurtulmak için yaptığımız lazer Excimer lazer diyoruz. Bravo. Dalga boylarındaki farklılığından dolayı nanosaniye den daha da kısa bir zamanda femtosaniye dediğimiz bir zaman aralığında bu enerji salınımı oluyor. Bunun yardımıyla biz ameliyatı yapıyoruz. Tamamını yapmıyoruz, bir kısmını yapıyoruz aslında. Bizim için ameliyatın 3 kritik aşaması var. Onları gerçekleştiriyor lazer cihazı. Korneamızda bir küçük kesi oluşturuyoruz normalde FAKO yönteminde. Bu kesiyi bize lazer cihazı yapıyor kendisi. Göz bebeğimiz büyümüş oluyor. Göz bebeğimizin ön yüzeyinde bir pencere normalde biz FAKO yönteminde açıyoruz. Bu pencereyi yine burada. Şuradan gösterebilirim. Evet. 10 milimetre çapında olduğunu söylemiştik. Yaklaşık 5 milimetre çapında yuvarlak bir pencere açıyoruz. Bunu normalde FAKO yönteminde biz kendimiz cerrah yuvarlakça açıyoruz, dairesi abi. Olarak açıyor. Ama lazer cihazı sayesinde biz hangi boyutta istersek 5 milimetre diyelim, 5,5 milimetre, 4,5 milimetre hangi boyutta ve muntazam yuvarlaklıkta bize bravo. Gerçekleştiriyor ve merkezi olarak gerçekleştiriyor. Ardına da göz merceğimizin içindeki kataraktı 4'e, 6'ya, 8'e küçük parçalara bölüyor, kesiyor. Bizim temizlememiz daha kolaylaşıyor. Sonrasında bu 1 dakikalık bir zaman alıyor yaklaşık bu süreç. Bilgisayar yardımlığıyla biz ameliyatı planlıyoruz. Kesi yerimizin büyüklüğünü, şeklini, bütün bunlar 1 dakika içinde mi oluyor? 1 dakika. Bu planlamadan sonra cerrah bunu planlıyor. Merceğin üzerindeki açıklığın büyüklüğünü ve göz merceğini kaça planlayacağını 1-2 dakika içinde bilgisayar ekranda planladıktan sonra gözü bir vakum halkası yakalıyor ve 1 dakika içinde pedala basaraktan biz bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriyor. Sonrasındaki süreçte de biz FAKO yöntemi ile girip kesimiz oluşturulmuş oluyor. Merceğin ön zarındaki pencere açılmış oluyor ve merceğimiz 4'e bölünmüş oluyor. FAKO dediğimiz aletle adeta elektrik süpürgesi gibi onu temizliyorsunuz. Göz merceğinin içindeki kataraklı materyali harika temizliyoruz şey. Ve yerinde sadece zar kalıyor. Göz merceğinin zarı bravo. Kalıyor, yuva. Bu bizim için oldukça önemli çünkü göz merceğini bu yuvanın içine biz yerleştiriyoruz. Şey sorabilir miyim hocam? Tabii. Başarı oranları nedir burada? Başarı oranı oldukça yüksek. Başarıdan tabii yani %100 demek istemiyorum ama çok %100'e yakın oranlarda. Öyle diyorlar. Eğer kişinin başka bir problemi yoksa gözünde tabii görme birçok dokunun sağlam olması gerekiyor. Net tam görebilmek için. Gözün ön yüzeyinden beynimizin arka kısmında bulunan görme merkezine kadar olan bölgede. Şayet sadece problem lense kataraksa, bağlı katarak yani. İse... %100'lük bir görme elde ediyoruz. Hatta bravo. Ertesi gün bile elde ediyoruz. Ve ömür boyu mu veriyorsunuz? Ömür boyu bu evet. Bu görme kalitesi ömür boyu devam ediyor. Ama başka problemler çıkabilir. Ameliyat sonrası dönemde
Katarak ameliyatına bağlı olarak komplikasyonlar çıkabilir ya da gözün başka dokularına ait komplikasyonlar ama çıkabilir. Ama şunu sorayım size, mesela miyop, hipermetrop, astigmat. Üçünü evet. birden de tedavi edebiliyorsunuz. Değil mi? Bir ameliyatla. Evet, bir ameliyat. Bu ameliyatın ikinci bir faydası ise bulanıklaşmış olan merceği alırken aynı zamanda gözün içine yerleştireceğimiz gör merceğinin numarasını önceden hesaplayaraktan kişinin önceden var olan miyopisini, astigmatizmasını ve hipermetropisini de ortadan kaldırabiliyoruz. Bir ikinci aynı faydası anda. Da aynı anda. Evet. Merceğin numarasını kişiye özel formüller ile önceden belirleyerek de miyop ve hipermetropi zaten standart mercekleri de ortaya kaldırabiliyoruz. Yani o zaman hem sıhhi hem konforlu bir ameliyat. Kesinlikle. Aslında yani bir refraktif cerrahi. Hem görme konforuyla da alakalı. Evet, o ana kadar gözlük kullanan bir kişi uzak gözlüğü kullanıyorsa ya da yakın gözlüğü kullanıyorsa her iki gözlükten de kurtulabiliyor. Ya da tek odaklı mercek takarsak sadece yakın okuma için bir gözlük kullanabiliyor. Ümit Hocam, bambaşka bir soru. Mesela evet. şu, yakın görme bozukluğu. Ne zamanlar ortaya çıkar? Yaşla alakası var mı? Presbiyopi daha ziyade 40 yaş ve ülkemizde 45 yaş arasında başlıyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte. O yaş grubundaki insanlar bilirler. Önceleri küçük yazılarda zorlanırlar. Biraz loşlukta yine zorlanır. Uzaklaştırarak görmeye başlar. Buna presbiyopi deriz. Yaşlılık hipermetropisi. Türkçe anlamı. Uzağa çok net gören bir birey bile 40'lı 45'li yaşlara geldiği zaman artık yakın okuma güçlüğü çekmeye başlarlar. 45 yaş çok kritik bir yaş hocam. Evet. Kataraktın şey bir belirtisi değil. Aslında göz merceğimiz yaşlanıyor. Normalde biz farkına varmadan 40'lı yaşlara kadar yakını görürken göz merceğimiz kırma gücünü 3-4 numaraya kadar artırabiliyor. Bu kırma gücündeki artış fonksiyonu biz buna uyum kabiliyeti diyoruz. Ne yazık ki 40'lı yaşlardan itibaren bu rezervimiz azalıyor. 60 yaşına gelince sıfırlanıyor. Peki mesela Ümit Hocam, hipermetrop, astigmat, bunlar da rakamlar ne? Yani düzeltme görünme rakamları oranı, ne? Yani hem kataraktı yaparken hem de üçlü mercek koyuyorsunuz ki, toplum da. Oradaki rakamlar ne? Mesela kaç rakama kadar düzeltilebiliyor? Evet, toplumda yaklaşık 3 kişiden biri aslında bu kırma kusurlarına sahip biliyorsunuz. Evet. %30-35 en sık gördüğümüz miyopi. Dolayısıyla kataraktı ameliyatı yaptığımız her 3 kişiden birinde de miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olabiliyor. Biz miyop numarası ne kadar olursa olsun 20-25 numarada olsa numarayı sıfırlayabiliyoruz. Bu elimizde artık bu imkanlar var. Önceden ölçüm yaparaktan koyacağımız merceğin numarasını belirleyerekten. Hipermetropide de aynı şekilde 10-15 numara hipermetropiyi bile bu ameliyat sayesinde yine torik dediğimiz astigmatı düzelten mercekler sayesinde de yaklaşık bir 8-10 numaraya kadar ulaşabilen astigmatı da düzeltebiliyoruz, tedavi edebiliyoruz. Katarakt tipte mesela buğulu var, evet, böyle efendim. Var, işte sizin elinizde var. Evet. Bir de ilerlemiş katarakt diyorlar. O ilerlemiş. Ne hocam? İlerlemiş katarakt, bu olgunlaşmış ya da matür diye isimlendiririz biz. Türkçesi olmuş ya da olgunlaşmış katarakt deriz. Tabiri caizse şu şekilde tamamen bembeyaz yani. Hale gelmiş. Cam göz gibi. Cam göz gibi, dışarıdan da fark edilebilir. Bu hale gelmiş bir kataraktlı göz asla detay seçemez. Sadece ışığı algılayabilir efendim. Parmak bile göstersek yarım metreden görmez. Yani. Görmez. El hareketlerimizi bile algılayamaz. Dolayısıyla bu kataraktın yoğunluğu çok önemli. Hiçbir kataraktın bu aşamaya kadar gelmesini, beklemesini önermeyiz biz. Peki. Çünkü zorlaşıyor tedavisi. Tabii ki. Bu şekilde gelmiş kataraktları da biz tedavi edebiliyoruz ama ameliyatlar biraz daha zor olabiliyor ve komplikasyon riski fazlalaşıyor. Dolayısıyla hiçbir kataraktın bu evreye kadar bekletilmesini önermeyiz. Son bir, hani sona doğru yaklaşıyoruz ama evet. son demeyeyim. Bu göz teknolojileri çok gelişiyor. Çok gelişiyor. Evet. Bütün operatör doktorlarla konuştuğumda işte diyorlar ki her 5 senede bir değişiyor. Katarakt efendim. Ameliyatında da var mı böyle bir yeni umut, yeni tedavi yöntemleri tartışılan, konuşulan? Elbette efendim. Femtosaniye lazer cihazı bize bu anlamda önemli imkanlar sağladı. Kesiyi yapabiliyor bu cihaz. Merceğin ön zarındaki yuvayı muntazam açıyor. Dolayısıyla ameliyat sonrasında mercek sağa sola kayma riski minimize edilmiş oluyor. Yine ameliyat sırasında kullandığımız dijital navigasyonlu bir cihaz var. Artık dijital navigasyonla bir ameliyat yapabiliyoruz. Kesimizin yerini önceden belirliyoruz, giriş açımızı. Merceğin yerleştirildikten sonra gözün içindeki pozisyonunun merkezi olup olmadığını bu navigasyon sayesinde Bravo. Tespit edebiliyoruz. Gözün içine bir mercek yerleştirmiş isek şayet, bu merceğin doğru numarada olup olmadığını yine ameliyat sırasında ölçüm yapan yeni bir cihaz var mesela. Kataraktını aldıktan sonra gözün o anki kırma kusurunu ölçüyor ve kaç numaralık merceğe ihtiyaç duyuluyor ise bize o merceği öneriyor. Böylece ameliyat sonrası oluşabilecek sürpriz
refraksiyon kusuru hatalarından kaçınmış oluyoruz. Bir sorum var. Ne kadar doğru ona siz karar verin. Profesör Kamış, soru şu. Bu tedavi olduktan sonra tekrar katarakt olup tekrar ameliyat olma imkanı veya şansı var mı? Böyle bir ihtimal var efendim. Ameliyat sonrası ikincil katarakt dediğimiz göz merceğimizin arka zarını biz normalde yerinde bırakırız. Bu mercek zarı özellikle genç yaşta ameliyat olmuşlarda bulanıklaşabiliyor. Bravo. Yeniden buna biz ikincil katarakt diyoruz ama buna ameliyat gerekmiyor. Bunu bir lazer ışını, özel bir endiyak dediğimiz lazer ışınıyla poliklinik şartlarında ameliyathaneye indirmeden 2-3 dakikalık bir süre içinde bu merceğin arkasında oluşmuş zarı lazer ışınıyla göze herhangi bir müdahalede bulunmaksızın göz bir aralığından geçen ışın buraya ulaştırıyoruz, burada odaklıyoruz ve oradaki oluşmuş olan bulanıklığı giderebiliyoruz. Peki, son cümle nekahat devresiyle alakalı. Farklı farklı mıdır gençlerde, yaşlılarda? Farklılık arz edebiliyor. Işte. Çocuklarda biraz daha iyileşme süreci uzun olabiliyor. Kullandığımız damlalar daha uzun zaman alabiliyor. Onlarda dikiş de koyabiliyoruz emniyet için ama erişkinlerde genellikle dikiş koymuyoruz. Bir gün sadece bandajla kapalı tutuyoruz. Ertesi gün istisnalar dışında bandajı açıp 2-3 gün içinde elini yüzünü yıkayabilir hale geliyor. Ertesi gün tam görmesi birçok hastada tam görme elde edebiliyoruz. Bravo. Normal hayatına, iş hayatına bile başlayabiliyor. Ama kullanması gereken damlalar oluyor. Yaklaşık bir aya kadar bu damlaları kullanmasını öneriyoruz. Bunun sıklığını ve süresini doktor kontrollerde görerekten kendisi belirliyor. Genelde birinci gün, birinci hafta ve birinci ay kontrollerini yaparız. Bir gün, bir hafta, bir ay. Birinci ay. Sonraki dönemlerde 3 ay ya da 6 ay hastanın gözünün durumuna göre ama standart bir ay içinde biz 3 kez görürüz efendim. Bu tabii şu eskiden çok netti. Yani işte çizdiriyoruz falan diyorduk. Bu çizmeyle alakası yok değil çizme mi? Çizme değil efendim. Bu tabii ki bu göz cerrahisi. Bildiğimiz ameliyat yani. Aynen. Çizme ameliyatı gözümüzün öndeki saydam tabakaya, kornea tabakasına yapılan lazer işlemlerini Türkçedeki karşılığı. Evet. Katarakt ameliyatı ise göz merceğimize yapılıyor. Göz bebeğimizin arkasında bulunan iki mercek sistemi var. Çizme dediğimiz lazer işlemi gözün korneasına. Katarak ameliyatı ise doğası gereği göz merceğimize yapılıyor efendim. Benim anladığım kadarıyla insan hayatta bir kere katarak ameliyatı olmak için hastaneye gitmek durumunda kalacak gibi efendim, gözüküyor. Evet efendim, ilerleyen yaşlarda ömür süresi uzadıkça evet bu katarakta yakalanma ihtimali artıyor. Nasıl yaşlanınca saçımız beyazlıyor, cildimiz kırışıyor. Göz merceğimiz de yaşlandığı zaman saydamlığı kaybediyor ve katarakt oluşuyor ama sevindirici olan husus bu ameliyatlar yeni teknolojiler sayesinde kişi o ana kadar olan kırma kusurlarından da bu ameliyat sayesinde kurtulabiliyor. Gözlüksüz olarak hayatına devam edebiliyor. Belki de daha net bir görme elde ederek de hayatının geri kalan kısmını sağlayabiliyor. Profesör Doktor Kamış, size çok teşekkür ediyorum. Ama görünen nokta şu ki katarakt ameliyatı onunla beraber yapılan başka ameliyatlarla birlikte yani bu göz konforu, göz sağlığı konforu hem sağlık hem konfor açısından çok yüz güldürücü bir ameliyat. Evet, hastalarımız genellikle ömür çok mutlu oluyor. Ömür boyu garanti verebileceğimiz bir ameliyat. Ömür boyu evet, istisnalar dışında evet. Göz bir tabii bir bütün. Göz merceğine yaptığımız müdahale bu. Ama artık ömür boyu neredeyse konulan kaliteli bir mercek yerleştirilmişse, ameliyat başarılı olmuş ise ömür boyu o gözde bir sorunla karşılaşmayız katarakta ilişkin olarak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, şunu söyleyebiliriz. Katarakt ameliyatı ve katarakla ilgili bilgileri paylaştık sizlerle. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle bir başka konuda hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.